Evdekiler nasıl? İyiler. Selam söyle. Olur söylerim. Ulan sen öyle bir ezerim ki. Bütün kemiklerini 2 santimetre arayla kırarım. 6 ay çorba içersin. Sen ne yaptığını sanıyorsun lan? Milletin önünde benimle makara yapıyorsun. Burası organize şube lan. Sen sana yapsalar ne yapardın? Ha? Ulan dua et kan kardeşimsin. Yoksa çoktan indirmiştim seni aşağıda yaşatmaya. Sen az önce içeride bana sordun ya. Hiçbir polis öldürdün mü diye. Ben öldürmedim. Ama sen öldürdün. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Sen beni öldürdün. Sen kan kardeşini öldürdün. Sofya'yı kaçırmışlar. Ne diyorsun oğlum sen? Alışveriş merkezindeki otoparkta pusuya düşürmüşler. 2 memurumuz yaralı. Sofya'yı da götürmüşler. Hoş geldiniz başkomiser. Kolay gelsin. Elimizde ne var? 4 kişi olduklarını sanıyoruz. 2 araçla sıkıştırmışlar. Araçlar terk edilmiş halde bulundu. Plakaları tarattırdık. Çalıntı. İçlerinden birisi de yaralı.
Başkomiserim, bunu kim yapar? Selanik'teki şerefsizler. Başkomiserim, bir de bunu bulduk. Neymiş bu? Bizden kimseye ait değil. Anahtarlık bu. Üzerindeki ne bunun hangi? Ne olabilir? Herhalde bu bir gemi ismi hangi? İsmi yazılı gemi bu tersanede. Evet başkomiserim. Yurt dışından sipariş verilmiş. Burada inşa ediliyorlarmış. Bu işte bir çapan oğlu var Engin. Neden başkomiserim? Adamlar sanki gelin bizi bulun der gibi davranıyorlar. Her şeyin bu kadar kolay olmasına ben bir ayar oldum. E ne yapacağız o zaman başkomiserim? Şey. Engin, çocuklara işaret et, fazla yaklaşmasınlar. Sofya'yı tutukları yeri tespit edene kadar kimse görünmeyecek. Tamam. Beyler, plan nedir? Biz de hemen bir suç işleyip Ali abinin yanına giriyor muyuz içeri ha? Evet. Feru, sen polislere ara. Yarın sabah müsaitseniz çarşıdaki bankayı soyacağız diye haber ver. Tamam mı? Hülay, sen de gazeteleri, televizyonları seferber. Muhabir, kamera ne varsa göndersiniz. O kadar soygun yapıyoruz. Birazcık kafamız olsun değil mi canım? Boncuk, sen de hapishanenin krokilerini bul bir yerden. Böyle kıçına dövmeyle onu çizdireceğiz. Kaçarken ihtiyacımız olacak bizim ona. Ulan! Ne diyorsun lan sen? Saçmalamayın abicim. Ne hapse girmesin? Hem girsek bile bizi Ali abinin yanına koyacakları nereden belli? Ha? Doğru. Bizim dışarıda kalıp bayrağı dalgalandırmaya devam etmemiz lazım. Bayrağı derken? Hı. Ve dalgalandırmak derken? Ali abi yanımızdaymış gibi soygunlara devam edeceğiz. Ha. Ali abi olmadan soyguna gideceğiz yani. Evet. Ne var yani, gidemez miyiz? Ali abi olmadan biz bir hiç miyiz yani? Biz de bu çetenin birer üyesiyiz beyler. Hayatım. Kendimizi gösterebilmemiz için bundan daha süper bir fırsat olabilir mi ya?
biz tek başımıza da her türlü görevin üstesinden gelebilecek zeka, beceri ve güce sahibiz. İçin gelmişlerdir. Bundan sonra tedbiri elden bırakmamakta fayda var abiciğim. Ormanda aslan ölürse maymunlar kendilerini kral ilan ederlermiş. Selamun aleyküm hemşerim. O bacı nereye? Bir arkadaşa bakıp çıkası. Lan nereye olacak? Gemiye gidelim de. Niye? Niye? Hemşerim siz telefon ettiniz bugün bizi çağırdınız. Üst küvetedeki benzin elektrik devreleri atmış. Gelin şunlara bir bakın diye. Siz elektrikçi misiniz? Yok, ben bu geminin kaptanıyım. Üzerimdeki de kaptan üniforması. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya. Hemşerim, bırakın gidip işimizi yapalım. Benim de kafamın devrelerini attırmayın da. Bir kimlik verelim o zaman. Kimlik. He. Olur. Rezerv. Çıkar kimlikleri. Kimlik mi? Kimlik değil. Kimlik diyeceksin. De bakayım. Kimlik. Ha, aferin. Kaç yıldır İstanbul'dasın. Hala bir Türkçe öğrenemedin. Yamuk yumuk konuşuyorsun. Kot kapalı. Çıkar kimlikleri. Ulan kot kapalı. Yine mi unuttun kimlikleri? Evet, unuttum başka. Baş ustacığım. Unuttum he. Ulan ben bu uzakla ne edeceğim ya. Bütün laz fıkraları var ya. Ha bunlar yüzünden yazıyla bizim arkamızdan da. Hocam kimlik yoksa çıkamazsın yukarıya. Ben bir sorayım yukarıya. Çağırmışlar mı böyle teknisyen filan? Durun durun hemşerim durun. Ben de bir kafa kağıdı olacağı. Nereye koydum onu da? Şunu bir tut bir zahmet de. Çıkarayım onu zebimden. Bu kafasıydı. Kağıdından sonra veririm.
Bu araba nereden çıktı? Karışık günler için saklıyordum zulada. Eyvallah. Yalnız abi ne çabuk saldılar seni ya. Adanalı seni kıstırmışken içeride bayağı bir tutar sanıyorduk abi ama. Çok bile tuttular oğlum. Ben bir suç işlemedim ki. Adam kendisi gelip atladı arabaya. Ya ben demedim mi size Ali abi bizsiz soyguna gitmez diye ha? Tabii abicim. Sizsiz olur mu hiç? Olmaz değil mi abi bizsiz? Olmaz. Biz bir takımız. Birimiz beşimiz, beşimiz birimiz için hesabı. Helal. Altımız. Evet. Altımız. Altımız alt. Birimiz için, birimiz altımız için. Evet. Benim hemen Edil'i arayıp durumu izah etmem lazım. Telefonumun şarjı bitti, arayamadım çıktığımdan beri. Aman abi aman, koş hemen haber ver. Sabahtan beri bütün kanalların haberlerinde sen varsın. Evet abi ya, seni kafanda tabancayla görünce fena deliye dönmüştür kızcağız. Ha. Annem gördü mü haberleri? Şimdi nasıl desem... Alişim, oğlum, görmüş. Tamam anneciğim, tamam. Geçti, iyiyim ben. Ne yapsın? Thank you.
seni. Kestim onu lan. Al silahını yere. Kaldır 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 kaldır. Alo. Alo. İlk sınavı başarıyla geçtim Yavuz. Seni tebrik ederim. Bu görev için doğru adamı seçtiğime bir kez daha emin oldum. Hiç boşuna bakınma bana. Ben şu an senden çok uzaktayım. Yunan mitolojisini bilir misin adam? Ben Zeus'um. Yunan tanrılarının babası. Yani en güçlüsü. Onun için en baştan anlasalım. Hiç benimle savaşmaya kalk. Çünkü beni yenemezsin. Ne istiyorsun lan şerefsiz? Nerede kızım? Merak etme adını. Kezeneyi. Eğer akıllı usta olup sözümü dinlersen böyle iyi olmaya devam edecek. Bana bak. Eğer kızımın saçının bir tek teline zarar gelirse, ulan eğer ölsem bile kafama sıkar peşinden cehenneme gelirim ulan. Ne yazık ki böyle havalı konuşmalar bende etki yaratmıyor Adanalı. Kezini tekrar görmek istiyorsan, senden isteyeceğim şeyi yapmak zorundasın. Ulan ne istiyorsun ulan? Söylesene ulan! Senden bana Maria'yı getirmeni istiyorum. Maria'yı bulup bana getirmek için 48 saatin var adam. Maria'yı getir. Kezini al, götür.
Pazar polislik yapıp pesime düşmeye kalkarsan kızını bir daha göremezsin. Hem çok fazla vaktin yok. Yerinde olsam beni bırakıp Maria'nın peşine düşerim. Ha bir de. Elinde tuttuğun telefona çok iyi bak. Bundan sonra seninle kızının hayatı arasındaki tek bağ... O olacak. Alo, alo! Tetosima? Ne affediko? İne avineto. Namas edepisum. Τώρα θα δούμε, κυρία Μαρία. Πέθανε στα αλήθεια ή όχι. Στην Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες μάλλον. Εντάξει, τα λέμε. Αντίο. Έχω άσχημα νέα, κυρία μου. Έπαθε κάτι η Σοφία? Σήμερα, βγαίνοντας από ένα εμπορικό κέντρο, την απαλάβανε. Εντοπίστε την αμέσως από το κολλιέ της και ενημερώστε τον Ιαβούς. Σύμφωνα με τα στήματα που λάβαμε, φοβάμαι ότι όταν απαλάβανε τη Σοφία, το κολιέ δεν ήταν επάνω της, κυρία μου. Ω Θεέ μου. Αλλά, saat geç oldu. Siz eve gidin artık. Ben de şimdi İdil'i arayıp iyi olduğumu haber vereceğim. Oğlum, kız sana bir cevap vermedi mi hala? Bir daha konuşmaya fırsat olmadı kendim. Ama için rahat olsun. O işi oldu bilsen. Ay hadi inşallah oğlum. İnşallah. Sen oğlum bu cevabı alır almaz gider isteriz kızı. Hı hı, olur. İsteriz anne. Ay, hem kızın anasıyla babasıyla da tanışırız. Nasıl insanlar? Huyları suları neymiş görmüş oluruz. Tamam anneciğim. Ben yarın sorarım İdil'e. Ne zaman müsaitlermiş diye. Ay yaşasın, o zaman baharda düğün var. Oo, bak sen. Aslan oğlum benim. Kara alişim benim. Aman büyümüş de kız istemelere gidiyormuş. Oy. Güzelim benim. Canım. Canım benim oğlum. Hadi anne. Dikkatli olasınız. Allah'a emanet ol alişim. Sen de. Hadi bakalım. İyi geceler abi. İyi geceler çocuklar. Sana da iyi geceler. Ne yapıyorsun sen burada? Hiçbir şey anneciğim. Bizim çocuklara iyi geceler diyordum. Yürü eve yürü. Saygılar efendim. Saygılar. 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 Of lan of. Bizim manitam var, derdim var kardeşim.
Oğlum. Yalnız mı kaldın oğlum sen? Ha? Gel. Kusura bakma oğlum. Kendi derdimize düştük. Sen de aç bıraktık. Dur bak şu üstümü değiştireyim de sana bir şeyler vereyim ben. Gel. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin. Gel oğlum, gel. Gel bak. İyi akşamlar başkomiserim. Özür dilerim, rahatsız ediyorum. Önemli değil, söyle Kemal. Bunlar bugün çatışmaya giren aracın bagajından çıktı başkomiserim. Sanırım kızınıza aitler. Olay yeri incelemedeki çocuklara sordunuz mu getirmeden önce? Sorduk başkomiserim. Delil değeri olmadığını söylediler. Peki. Sağ ol Kemal. Rica ederim, iyi akşamlar başkomiserim. İyi akşamlar. Cadiye bak ya. Bütün mağazaları satın almış. Erkek için. Abo. Takım elbise. Sana çektirdiğim her şey için özür dilerim. Birdenbire hayatına girip başına bela olduğunu biliyorum. Ama annemin yokluğunda gerçekten iyi bir arkadaş oldun bana. Sen olmasaydın bu acının üstesinden bu kadar rahat gelemezdim. Bundan sonra daha uslu bir kız olmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Lütfen bu takım elbiseyi bir özür dileme hediyesi olarak kabul et. Hem Cadi hem de yarı Adanalı kızın Sofia. Güneş küsmüş şalkımıyor ah sensiz. Gül bana. Kederiş oldu yenemi
Beni yine hangi bedip maceranın içine sürüklediğini gerçekten bilmiyorum. Ama ben bu kesintisiz ve sınırsız eziyetten hakikaten çok sıkıldım. En olmadı şu bileği buradan keseceğim, gideceğim. Bilek de sende kalsın. Daha fazla dayanamayacağım bu eziyete, yeter ya. Rahmetli Kuntakin de bile benden daha az sile çekmiştir ya. Çok konuşma. Önce kendimize geceyi geçireceğimiz güvenli bir yer bulmamız lazım. Sonra bir şekilde kurtulacağız bu bilezikten. Bu geceyi de birlikte geçiriyoruz yani. Süper. Bana bak. Şaka maka biz bu gidişle. Bir yastıkla koşacağız seninle ha. Lan sus lan. Bir sus lan. Sabahtan beri kafa bırakmadın lan İstanbul'da. İnsan derken? Lan bir yürü lan. Hadi lan. Yürü lan. Hocam, play show derken? Korkma lan, sakat bir yer değil burası. Pavyon sadece. Ha pavyon sadece. Hay Allah iyiliği ne versin öyle desene. Ben de kütüphane gibi, tiyatro gibi, internet kafe gibi süper sakat bir yer zannettim. Ya bir an ödüm koptu yani. Ya hocam sen manyak mısın ya? Ne işimiz var bizim pavyonda? Ya bütün dertlerimiz bitti. Bir de pavyona eğlenmeye mi geldik şimdi? Eğlenmesi lan. Ha? Benim haritayı ziyarete geldik buraya. Borç para isteyeceğiz. Senin manita derken? Tanıştırayım. Yengen. Merhaba. Memnun oldum yenge. Aşkım. Bakışlarıyla yakan, sesiyle vuran, sahnelerin süper sesi Yangın Nalan. Freddy, bu Yangın Nalan hakikaten senin manita mı şimdi? Benim uzatmalı. Allah Allah. Hatta oh my god. Nalan, yakıştıramadın mı? Yok hocam. Yakıştırdım yakıştırmasına da. Ne bileyim. Senin gibi katıksız bir kazmaya tamamen gönüllü olarak tahammül edebilecek başka bir canlının, ne bileyim, tek hücreli de olsa başka yaşayan bir organizmanın olması beni çok şaşırttı. Ayamın da çok ne? Lan bir araba laf ediyorsun. Güzel bir şey mi söylüyorsun? Küfür mü ediyorsun? Bir türlü anlamıyorum ha. Sabahları iki kaşık balık yağı öneriyorum hocam. Fosfor için. Fiş oyun. Tek çözüm senin için. Yürü lan. Yürü lan. Çene suyu. Hadi. Hah. Yani bir pavyonumuz eksikti, onu da bulduk. Lorelle Hardy gibi maceradan maceraya sürükleniyoruz senin sayende. Levent Damdi kim lan? Hocam boş ver. Ne dediysem sen ümitsiz bakasın. Alo. Kestik. Ladies first. Buyurun lütfen. Hadi yürü. Yürü geç. Çarparım ha. Alo. Merhaba aşkım. Ali'cim şu anda özel bir ders veriyorum. Ben seni daha sonra arasam olur mu? Beni serbest bıraktılar.
İyi olduğumu haber vermek istedim sadece. Çok sevindim hayatım. Bir dakika ara veremez misin dersine? Sana bugün olanları açıklamak istiyorum. Hayatım, gerçekten şu anda hiç konuşabilecek durumda değilim. Peki o zaman. Nasıl istersen. Sonra konuşuruz. Bu gece benim dersim çok geç bitebilir. Yarın ben seni ararım. İyi peki, öyle olsun. İyi dersler aşkım. Seni seviyorum. Sağ ol aşkım. Ben de seni seviyorum. İyi. Çok affedersiniz. Ama daha fazla yalan söyleyemem abicim. Evleneceği adamın gerçek kimliğini bilmek zorunda. Yakında anlatacağım ona her şeyi. Polis! Yat! Kaldır elini! Kaldır elini! Tamam. Kaldır elini! Yat çabuk! İçerisi temiz. Kalk! Tu a maximum. Pamene sosme tinkorimu. Ksero putin kratani. Επομένως, να ενημερώσουμε τον κύριο Γιαβούς για το μέρος. Ας σώσει αυτός τη Σοφία. Αποκλείεται. Αν το αναλάβει ο Γιαβούς, θα κάνουν κακό στη Σοφία. Αλλά κυρία μου, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για σας. Ο Δίας σας έστησε πακαλίδα για να βεβαιωθεί ότι πεθάνατε. Αν φανερωθείτε, θα τελειώσουν όλα. Ο Δίας θα σκοτώσει και εσάς μαζί με τη Σοφία. Εγώ εξάλλου, μία φορά πέθανα. Για την κόρη μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω άλλη μία φορά. Amirim, bana her ne eziyet etmek için geldiyseniz ne olur bu akşamlık beni affedin. Aklınızda tutun eziyeti. Bir yerlere yazın, unutmayın. Daha müsait olduğum bir zamanda gelir edersiniz eziyetinizi. Benim bu akşam kafam biraz dumanlı. Yani sizi hiç çekemeyeceğim. Sofya'nın haberini aldım. Çok üzüldüm Yavuz Bey. Bütün birimlere emir verdim. Tüm teşkilat Sofya'yı bulmak için seferber oldu. Sağ ol. Merak etmeyin Yavuz Bey. En yakın zamanda bulup kurtaracağız kızınızı.
Bizim Sofya'yı değil. Annesini bulmamız gerekiyor. Annesini mi? Sofya'yı kaçıran şerefsizlerin elebaşı benden Sofya'nın hayatına karşılık annesini bulup getirmemi istiyor. Ama Sofya'nın annesi ölmemiş miydi? Şimdi anladınız mı kafamın neden bu kadar ağır dumanlı olduğunu? Bize verdiği telefon numarası, muayenehanesi, doktorluğu, her şey sahte çıktı. Adam bizden paramızı değil, bebeğimizi çaldı be abi. En çok da ona kahroluyor. Hadi beyler gidiyoruz. Öteki eve mi geçiyoruz abi? Hayır. Önce bulup dersini vermemiz gereken bir it var. Bu adamın sahte kartı herhalde değil mi abi? Aynen öyle. Ver bakayım. Dandik mürekkeple basılmış. Sanırım ben bu kartı basan matbaayı bulabilirim abi. İyi, bul o zaman. Hadi acele edin. Abi, Adanalı biliyor mu her şeyi? Hı hı, biliyor. Yapma ya. Ama ispatlayamadığı için de deli oluyor. Da. Ne yapacağız o zaman abi? Frene mi basıyoruz? Hayır, gaza basıyoruz. Yarın akşamki mücevher defilesi soygunuyla Adanalı hekimlerle dans ettiğini göstereceğiz. Eyvallah abi. Ya hocam, he, kelepçe bağlandı bağlanalı. Benim basiretim de bağlandı ya. Karakola düştük, oradan gay bara düştük, otele düştük. Şimdi sıra pavyona mı geldi? Ya bundan sonraki aşama beni çok korkutuyor. Kes lan kes, yürü. Evet, macera devam ediyor. Bir pavyonumuz eksikti. Yürü lan. Merhabalar, selamlar efendim. Merhaba. İşte geliyor benim bebişim. Yalnız hocam, her önüne gelene böyle bebişim dersen ben kıskanırım. Şurada kaç gündür düzenli bir ilişkimiz var. Lütfen. Ya bana olmazsa ilişkimize saygı göster. Ne diyorsun lan sen? Ya hocam, bizim ne işimiz var pavyonda ya? Ya git iste şu parayı, gidelim artık şuradan ya. Konuşma lan, sus lan, tamam. Tövbe tövbe. Çok müşteri varmış, çok insan varmış. O yüzden bu sefer slow bir şarkıyla başlıyoruz. Nasip değilmişle. Tamam. Başlıyoruz. Tamam abi. Yangın her aşkın yolu.
Hocam. El çekmiyor kara sevda benden. Freddy. Freddy. Sen ne yapıyorsun lan? Pavyondayız ve el ele mıncıklıyorsun. Var mı böyle bir şey? İstersen buradan da Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ne gidelim ha? Ne dersin? Kes lan! Farkında mısın? Hala tutuyorsun. Hocam bırak elimi. Yok. Geriliyorum ya. Sen beni manyak ettin ya. Soldu gençliğim, ömrümü aşkla ziyan ettim. Ağla gönlüm, nasip değilmiş ustad. Rahat uyuyar, sana hakkımı helal ettim. Freddy. Freddy. Kestik, look at me. Gel, 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 gel. Bu uzatmalı yengemizin son albümü pek tutmadı galiba ha? Ne? Ya etrafına bir baksana. Look around you. Masaların tamamı boş gibi geldi bana. Yani bir tek biz varız kabak gibi. Yani yengemiz de bizim gibi çulsuz olabilir. Bence yanlış yere geldik para istemek için. Wrong time, wrong place. Daha saat erken oğlum. Gece yarısından sonra geliyor millet. Nalan Hanım o saatten sonra sahne alıyor çünkü. Bülbülüm benim. Kara sevda benden. Sen hangi elde sevda olup açtın? Ben karlı dağlar misalim. Yengede'yi ses varmış ha. Tam zenci kıtlığa var. Yani biraz bitti Hüsten. Destiny's Child, Christina Aguilera, çarp ikisini böyle esmereye aynı bu vallahi billahi helal olsun. Herhalde kimin manitası oğlum? Ya hocam ben de kaptırdım gidiyorum yani. Oyunu bıraksak da ana meselemize odaklansak diyorum. Ya sen bu kadını sana borç para verebileceğinden emin misin? Tabii eminim bebişim. Hocam bir karar ver. Hangimiz bebişiniz? O mu ben mi? Ben çekemem böyle şeyleri. Nalan hakiki bebiş oluyor. Oh ben çakma bebiş yani öyle mi? Hay Allah razı olsun. Korktum ya. Nalan yıllardır bana fena yanık oğlum. O yangınlı şarkılar var ya alayı bana yazıldı oğlum. He anladım. Bu Nalan abla... Bayağı ağır derecede mazoşit bir arkadaşımız var. Kendine direkt böyle eziyet etmekten zevk alanlar. Şimdi izle de gör bakalım ölümüne sevda nasıl oluyor. Hiç sevda görmedim. Şey kısmet, soldu gençliğim, ömrümü aşkla ziyan ettim. Ağlar. Merhaba bebişim. Özlemedin mi beni? Bebişim derken? Yani yenge, Angelina Jolie ile Brad Pitt bu kadar birbirine yakışamaz. Yani endless love. Brad Pitt dedim daha da kıyak yapamam kusura bakma. Bak yenge dondu inşallah sesi kısılmaz. Yürü lan! Yürü! 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 Hocam, gerçekten yenge hanım ölümüne aşıkmış sana. Bu yarmalar az kalsın öldürüyorlardı bizi. Ben bitti demeden bitmez ulan. Yürü hadi. Ya hocam. Yine nereye gidiyoruz Allah'ın sen biz? Arkadan dolaşıp direkt kulisi basacağız. Nala nala bana deliler gibi aşık biliyorum. Sırf ben acı çekeyim de ona daha çok bağlanayım diye yapıyor bunları biliyorum. Yani onca dandik komedi maceranın üzerine hayatımıza böyle arabesk unsurlar eklemek zorunda mısın? Benim tarzım değil yani kusura bakma. Kes lan kes. Yürü. Ya ben gelmiyorum yeter ya. Yürü lan.
Ya Allah'ım neydi benim günahım ya? Ben elit yaşayan bir adamdım. Nereden verdin bunu yanıma benim ya? Hayırlı geceler. Yavuz Bey nereye gidiyorsunuz? Kızım bir yerlerde bir avuç aşağılık şerefsizin elinde tutsakken burada elim kolum bağlı duramam ben. Durursam hasta olurum. Deliririm. Kafayı yerim. Gidip arayacağım kızımı. Bu şehirdeki bütün evlere, otellere, depolara, teknelere, gemilere, her yere, her taşın altına bakacağım. Kızımı bulmadan da dönmeyeceğim. Engin. Fırla hemen gel ben Beşiktaş'tan al. Bu gece bize uyumak yok koçum. Ben de sizinle geliyorum Yavuz Bey. Ama... Şimdi telsizden anons geçtiler. Alışveriş merkezindeki kameralardan gözetleme yapan üçüncü bir araç olduğu fark edildi. Aracın çalıntı olduğuna dair henüz bir bilgi yok. Eğer çalıntı değilse araç sahibinin kimliğini tespit ettik. Adam şu anda Kartal'da 5 yıldızlı bir otelde kalıyormuş. Evet Yavuz Bey, baskına gidiyoruz. Pites tus Andres. Naehum tamatia tus ve kateser. Ne dokimasume na bume, safte tus piti, ne tosus lius Andres, i ne autoktonia. Fahriastume enis hisis. Na zitisume enis hisis. Από τον μπαμπά της Σοφίας, κυρία μου. Πράγματι, έτσι θα κάνουμε. Θα ζητήσουμε βοήθεια από τον μπαμπά της Σοφίας. Mitere su faersi nasse sosi. Tonioso. Esse hisakusis pullene. Adanalik Allah'ın adamı.
Όχι. Μην ανησυχείς. Σύντομα, όταν σε έρθει ο μπαμπάος μου να με σώσει, θα το ακούσεις. Sa ersi o babasu nasososi. Çocuklar, iki kişi burada kalıyor, ana kapıyı kontrol ediyor. Diğer ekip benimle, haydi. Baş üstüne baş. Öbür kapı. Hangi oda koçum? Oda numarası 6010, 6. kapı. Odada kaç kişiler biliyor musunuz? Çekini iki kişi yaptılar. Ama daha sonra odaya başka birileri girdi mi bilmiyoruz. Kat koridorlarına güvenlik kameraları olması lazım. Oradan bakalım içeride kaç kişiler. Ona göre dalalım içeri. Kötü bir sürprizle karşılaşmayalım. Ben birazdan sürprizin babasını göstereceğim ona. Ne yazık ki iki gündür güvenlik kameralarımız arızalı. Ne yapalım? Hadi çıkıyoruz yukarı. Engin, sen merdivenlere. Koçum sen burayı kontrol et. Sen de o taraftan. Herif buraya mı sakılıyormuş? Evet abi. Asıl ismi Saffet. Lakabı ise... Öküz. Öküz Saffet mi? Vallahi kartı basan matbaadan bana öyle söylediler abi. Haftanın iki akşamı hamamı kapatıp adamlarıyla birlikte alem yapıyormuş burada. Biz de ona bu gece çok özel bir alem yaşatalım da o da fakir fukaranın parasını tokatlamak nasıl oluyormuş görsün. Kaldırın oğlum o silahları. Bu gece silah kullanmak yok. Ya şehrin göbeğindeyiz. Haybiye polisleri toplamayalım tepemize. Doğru. Eyvallah abi. Tamam abi. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış. Ordular da sapalmış. Sanki herkes zan altında. Pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan. Fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez. Bıktım da zaten. Kelimsizlerle uğraşıp şaşırmışlar laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler. Gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir. Kim ne ister? Niyetse nedir?
Orada kimse yok mu? Hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana elbet. Giremezsiniz. Elinde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benimle bu kadar, iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kadıncağız, anlat durumu. Baş üstüne, hadi, baş üstüne. Hadi. İçerdiler. Kimsiniz lan? Arkadaşım, biz bir adres soracaktık da. Ne adresi be? Thank you.
Ne yapıyoruz abi? Dalıyor muyuz içeri? Hayır. Ben müşteri kılığında yalnız başıma gireceğim içeri. Böyle beşi bir yerde gelirse kanında sıkarlar üzerimize. E biz de gidip ambulanstan emanetleri alalım o zaman. Ha. Olmaz oğlum. Biz cani katiller değiliz. Biz sadece bu itlere derslerini verip gideceğiz. E ne yapacağız abi o zaman? Ben içeri tek başıma gireceğim. İyi. Kurtarın bizi. Bence de Abu. Saatler olsun beyler. Bunlardan çıktı ya. Bizim evde tetikte olabiliriz. Her anda almamız gerekebilir. Engin. Koş hemen bütün kapıları çal. Oteli boşaltın. Acele edin, acele edin. Hadi acele edin. Barış üstüne başkomiserim. Hadi siz de uzaklaşın hemen. Siz ne yapacaksınız peki? Ben burada kalıp düzeni etkisiz hale getirmeye çalışacağım. Yavuz Bey. Siz anlar mısınız bu tip bomba düzeneklerinden? Biraz anlarım. Bir ara terörle mücadelede görev yapmıştım. Bizim bombacı çocuklar bir şeyler üretmişlerdi. Yalnız ben yine de şu anlarım lafın önündeki birazı pek beğenmedim Yavuz Bey. Allah Allah. Daha iyisini yapabiliyorsanız buyurun.
Ya bombayı 8,5 dakika içerisinde etkisiz hale getiremezseniz diyorum. Şu en bombaya girişmek üzere olduğum anda bu pozitif sözlerinizle gerçekten bana süper moral verdiniz amirim. Çok teşekkür ederim ya. Yavuz Bey, eğer siz de tam olarak bu işte anlamıyorsanız hiç dokunmayın. Hemen kaçalım buradan. E bunlar ne olacak? Acaba hangi kablolar bilgisayarı tutuyor? Arkadaşım. Kardeşim. Alo, baksana buraya. Sana sesleniyorum. Lan niye bakmıyorsun? Ben senin ne kardeşinim ne de arkadaşınım. Ondan bakmıyorum. Allah Allah. Kim paketledi oğlum siz böyle badem şekeri gibi ulan? Abi ne olur kurtarın bizi. Kurtarın abimizi. Bana bakın. Ben sizi sadece bombadan kurtaracağım. Ama ondan sonra sizi benim elimden kim kurtaracak? Orası biraz karanlık işte. Abi vallahi biz kötü bir şey yapmadık. Biz masumuz abi. Kızım nerede ulan? Gebermeden önce söyleyin. Kızımı nereye götürdünüz? Yok abi biz kız falan görmedik. Burayı bir takım adamlar bastılar. Bizim arabanın anahtarlarını alıp bizi bombaya bağlayıp gittiler. Bombalar kapalıydı normalde. Siz ne zaman kapıyı açıp girdiniz ondan sonra bu ışıklar yanıp sönmeye başladı abi. Adamlar bizim arabayla ne halt ettilerse abi vallahi bizim bilgimiz yok. Kurtarın bizi abi. Yavuz Bey. Acele etmemiz lazım. 6 dakikadan az kaldı. Abi ne olur kurtarın abi. Abi. Git getir lan şunu bana. Hadi kalk, Öküz abi senin yanına çağırıyor. Şimdi işim var, hiçbir yere kalkamam. Ulan Öküz abi seni çağırıyor dedim, duymadın mı? Yok duydum da, Öküz abiden sonrasını pek dinlemedim. Lakabı Öküz olan bir adamı nasıl kale alabilirsin ki? Sen benimle kafa mı buluyorsun lan? Nereden anladın? Ali abi dayağa başladı işte. Durum fena. Getir şunu. Vay be.
Öz Bey ne yapıyorsunuz? Menemen yapıyorum. Size de kırayım mı iki yumurta? Ne? Ya ne yapacağım? Bombadan bilgisayara giden kabloyu kesiyorum. Emin misiniz bunun doğru kablo olduğunu? Olay daha bir heyecanlı olsun diye bir mavi bir de kırmızı kablo bakındım ama bulamadım amirim. Bir tek bu kablo var, o da beyaz. Biliyorum filmlerdeki kadar heyecanlı değil ama mecburen bununla yetineceğiz. Onu demiyorum. Ya kabloyu kestiğiniz zaman bomba patlarsa? Ya kesmesek de patlayacak. Başka şansımız mı var? Yani kaybedecek bir şeyimiz yok. Abi ne olur bir şey yapın, patlamasın şu bomba. Biz ne için uğraşıyoruz ulan, patlasın diye mi? Koca kafalı, sus! Elimizden geleni yapıyoruz işte. Ama siz yine de ne olur ne olmaz bildiğiniz bütün duaları okumaya başlayın. Dua mı? Emirlerinizi bekliyorum amirim. Kabloyu kesiyor muyuz, kesmiyor muyuz? Bakın ne diyeceğim. İsterseniz siz kaçın. Vallahi. Çok sert oldu ya. Ya beyler bir şey söyleyeceğim. Benim de canım çekti ya. Keşke biz de içeri girip bunlardan birkaç tanesini dövseydik. Ali abi bugün çok stresli bir gün geçirdi. Arkanda. Nezaret filan. Biraz adam dövsün de stresini atsın zavallı ya. Çok acı, çok acı. Hadi beyler, gidip ambulansı hazırlayalım. Hadi. Burada iş bitmiş. Kardeşin! Emrinizi bekliyorum amirim. Kabloyu kesiyor muyuz, kesmiyor muyuz? Durun lan, kıpırdamayın! Siz ne diyorsunuz Yavuz Bey? Vallahi bugüne kadar benim ne düşündüğüm hiç önemli olmadı. Ben emir kuluyum. Ben geldiğimden beri Yavuz onu yap, Yavuz bunu yap. Yavuz bunu yapma, Yavuz şunu yap. Yavuz bunu yap. Yavuz Bey tamam kesin. Peki kesiyorum. Hayır durun kesmeyin. Ya kes, kesme, kes, kesme. Nedir bu kararsızlık ya? Benim de kafam karıştı. Tüm bina boşaltıldı. Aferin koçum. Hadi siz de uzaklaşın. Siz bomba yetkisiz hale getirdiniz değil mi başkomiserim? Yok koçum. Üzerinde çalışıyoruz hadi. Engin. Koşun bizim durumumuz biraz karışık. Olur da bir daha görüşemezsek Sofya'yı kurtarma işi benden sana mirastır. Ne yap et? Kurtarma.
Yoksa korkunak olur çökerim tepen ha. Ona göre ulan parlak kafa. Baş üstüne baş komiserim. Bırak kızımı kurtardığında. Ona, onu çok sevdiğimi ve onu bir kez daha yalnız bıraktığım için üzgün olduğumu söyle. Oldu mu koçum? Baş üstüne baş komiserim. Hadi hakkınızı helal edin aslanım. Helal olsun başkomiserim. Evet. Emrinizi alayım. Demişler, alma mazlumuna aklı çıkar aeste aeste. Bu sana sadece bir uyarıydı. Bir daha fakir fukaranın rızkına göz koyduğunu duyarsam, o zaman aeste aeste değil, tek kurşunla gebertirim seni. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim, hiç kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes en altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Kerimsizlerle uğraşıp şaşırmışlar laf anlatmak. Fark var. Kesiyorum amirim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Durdu. Vallahi durdu. Ulan şerefsiz bomba. Seni de yendim. Sen de yendim ulan! Yendim seni! Süpersin abi ya!